Arkadaşlar Yeşil Güvercin Kümesi'nden herkese merhaba. Bir akşam güneşiyle beraber hep beraberiz yine. Akşam güneşi çok sağlam vuruyor. Murat kardeşimizin yanına geldik. Bizi misafir etti. Uzun zamandır kümesine gelmek istiyordum. Görüp görebileceğiniz en güzel yer ve en güzel kümes. Kasım şöyle çeksene. Evet, buraya salma yapmış. Kuşlar buradan gelip çıkıyor. Murat buradan çıkıyorlar herhalde değil mi? Aynen. Baska mı istiyorsun sen herhalde? Baska bayağı ağırlıkta. Buraya salma yapmış. İşte kendisi burada olmadığı zamanlarda, işte olduğu zamanlarda burada kuşlar hava alıyorlar. Kümes de öyle bir noktaya yapılmış ki şöyle bakalım. Kasım şöyle gel. Gel göster. Dubleks katının şöyle şurayı çeksene Kasım şu köşeyi. Dubleks dairenin köşesine balkonun üstünü kapatmış. Çok ciddi bir masraf var. Ama maşallah bomba gibi bir kümes yapmış. Murat kümesin içini göstersene kardeşim. Vay, herkesin hayal ettiği bir kümes ha. Kaskı şunlar ne? Güvercin mi? Ha. Oraya çıkmış kuşlar. Fatıralarla beraber 10.000'in üstünde. 10.000. Havalandırma dur. Dikkatimi çekti bir dakika. Bak. Arkadaşlar aynen. Havalandırma bakın. Çok iyi, ince bir ayrıntı. Buradan bu rüzgar aracılığıyla dönüyor. Kapıdan. O alttan alması da özellikle toz alta geliyor ya. Alttan bu şekilde çekiyor. Döndükçe bir aspiratör görevi görüyor. Ama çok iyi dizayn etmiş. Burada sabit bir kelepçe var. Murat harbiden yapmışsın yani. Tebrik ederim. Kümesin içini çekelim. Gel Kasım. Burada çıkacak, kaçacak kuş var mı? Var. Şu anda kaç tane? Şu an burada mı? Yoksa yan tarafta mı? Yan atayım ben onları. At. Dur Murat onları yana at. Şimdi akşam kuşu kaçırmayın. Kuş da uçururuz birazdan. Akşam güneş de fena vuruyor. Kasım gerçekten kümesi çok güzel maşallah ya. Hı. Kuş besledin mi çatıda besleyeceksin arkadaş. Manzaraya bak. Evet, şu anda kümesi yan tarafa atıyor kuşları. Evet arkadaşlar yuvalıklar. Murat yuvalıkları da çok güzel. İbo ile mi yaptın? Beraber yaptık. Bu arada İbo, tipçi İbo. Gerçekten tehlikeli adam. Yuvalıklar bu zamana kadar gördüğüm en güzel, güzel derken kaliteli olduğuna eminim ama en güzel dizayn edilip düşünülmüş kümeslerden yani yuvalıklardan. Yani kuşun kendi barınacağı noktayı geniş yapmış. Önüne de başka kuşları rahatsız etmemesi için yani kendi villasının balkonu diyelim. Terası, teraslı yuvalıklar olmuş. Buradan iyi yavru alıyorsundur diye düşünüyorum. Evet, karabaska yatıyor. Baksana bir sürü yumurta var her yerde. Bakayım. Ha, Muru. Evet, orada yumurtaları say. Nerede varsa göster. Bir tane de yere düşmüş herhalde. Şurada iki tane. Şurada yumurtaya yatıyor. Daha yavaş. Ha, şurada yumurta var. Daha yavaş. Bak. Burada, bu ne? Tip mi bu? Mavi tip. Bakayım. Yani bir tane yavru çıkmış, bir tane yumurta var yanında. Şurada da iki tane yumurta var. İnşallah bereketli gelmişsinizdir o yavrular. Arkadaşlar. Görüyorsunuz. Baska güzel baska. Çok güzel bir sütlü baska. Şunun bak, şu sakala iyi bakın. Görüyorsunuz sakalı baskacılar. Herkes her türlü yorum yapıyor. Şu sakal ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Şunun altına ne vurursanız vurun jilet kesme atar. Bu kuşun yavrusunu aldın mı hiç? Yeni aslı kuş iyileştiriyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kuş çalışma kuşu. Safkan baskalardan gelmiyor. Hakiki baskalarda böyle olmaz zaten. Ya kara, ya sabuni, ya limoni, ya kırmızı, ya sarı. Bunlar çalışma kuşları. Kafa yapısından da belli bakın. Bakın kafa yapısına. Bunlarla çalışıyorlar ama çalışmak da lazım arkadaşlar. Sonuç olarak çalışmadan da olmaz. Ya buna benzer bir pal da bende var. Çeksene biraz. Kapadım. Kaçma ihtimali var mı? Yok. Onlar yavru yumurta yatıyor diye. Kasım gelsene yan tarafı çek. Murat kümesin çok güzel ya. Eyvallah sağ olasın. Maşallah. Bak şurada kırmızı baskı. Kırmızı baskısı da çok güzel. Aynen. Bakıcılara baksana postalara. Evet. Burada da yatıyorlar ha ama. Hı? Evet evet. Postaların altında da yumurta var. Ya. Bakın ben sana söyleyeyim. Ayak.
Ot var için. Bak Burun. Kasım şu şurayı da çek. Burada arkadaşlar hayvanlar gagalarını kurutsun diye kum. Bu güvercinler genelde bunu tercih eder. Bu kum çok önemi var. Gagaya zımpara yapıyor aynı zamanda. Bu deniz kumu arkadaşlar. Bir de bakteriler bu kumların üzerinde kolay kolay üremiyorlar. Mesela bak hayvan burayı pisletmiş. Bu kum kedilerin dışkılarını yaptıkları gibi düşünelim birazcık. Toprak her şeyi sindirebiliyor. Mikrobu bastırıyor içerisinde. Tabii bu da belli aralıklarla temizlenmesi gerekiyor. Bu doğal ortam değil sonuçta. Ama çok güzel düşünülmüş. Yemleri de burada. Hayvanlar yani dışarıda doğada gerçek yaşantılarından yani bir haber yaşıyorlar. Hiçbir farkı yok. Murat çok beğendim kümesini. Kuş uçuralım mı Murat? Uçuruyor musun? Uçuralım. Baksana adam şarjını, telefonun şarjını bile burada çekmiş yani. Evet. Ama bro gerçekten... Bu ismi yapmadın mı? Telas kaldı. Yok şeylerin... Telefonu almaya gittim. Uçursana Murat. Evet akşam uçumu arkadaşlar. Öyle diyelim o halde. Akşam üstü. Maşallah. Kuşlar hemen yükseldi zaten. Adam kaliteli kuşu da uçuruyor. Ama aha. Şuraya da bir... Murat şu şeyden buraya da yapman gerekmez mi? Ben bu yerde çatıyı kaldırırsam atacağım ya. Evet. Kısmından kaldıracağım buraya koyacağım. Vinç gerekecek ama bu sefer. Bu muhteşem olmuş. Asansör şeyi nerede? Asansör kulesi mi? Ha, küçük biz... küçük ya. Küçük değil aslında. O tarafa gitmiştir. Üstü kapatılmış mı? Uçurduğun kuş mu? Hı-hı. Nereden çıkıyorlar bunlar? Orayı açık bırakıyorsun bazen. Böyle bir kuşlar vardı ya. Ha, çok güzel. Kuşlar yükseldi. Başım döndü buradan ha. Çok güzel ya. Maşallah yerin çok güzel Murat. Daha kaçak geldi bir tane. O yabani mi? Yabani, nasıl yabani kaçaklarla ise. Aran nasıl kaçaklarla? Ha, biri uçuruyor. O kim? Hacı Talib'in yabanileri. Bunlar bildiğimiz yabani ha. Talip abi mi? Orijinal yabanileri vurmuş postalarla. Talip abi fena ya. Talip abi de izlerse bu videoyu eğer ona da selamlarımızı yolluyoruz. Çünkü genelde izliyorlar. Talip abi de seviyoruz. Kaçaklarla aran nasıl yakalıyor musun hiç? Kaçaklar ya. Kaçak. Şu an kaçaklar. Şimdi mi geldi? Kanatları yoktu. Ha, şu an yakaladı mı uçurmaya başladı. Öyle mi? Yüksek mi? Evet evet. Ama yerin çok güzel biliyor musun burada? Çok havalandırmaya bittim ya. Kasım. Havalandırma çok iyi düşünülmüş. Ya vallahi. Şu kuş ne? Kaçak. Posta mı o ne? Ali'nin postası herhalde. Dikkat et arkana. Evet kuşlarımız uçuyor. Tepede de atmaca var. Atmacayı yakınlaştır bak bak. Atmaca var. Birazdan aa geldi posta. Ama tabii posta kuşu gelmez. Bu Ali'nin kuşları bu ya. Öyle mi? Hı. Hangi Ali? Sütçü Ali mi? Moloz Ali var ya. Ha. Sivaslı. Ali'ye de selamlarımızı yolluyoruz. Burada abi ekranların karşısında dedikodu da yapılmıyor ya. Çok iyi ya. Vallahi bak sıktı sıktı. Senin kuşlarla uçuyor ha. Bak girdi senin kuşların arasına. Şekeri bir şarabi posta. Vallahi girdi. Evet. La Adana'ya benziyor lan o. Yok yok. Şarabi posta. Ama kafa falan uzun. İndirmeyelim onu Murat. İnecek gibi duruyor. Kaçak olmasın. Gel bakayım Kasım böyle. Posta mı? İşi güzel olmaz. Gel. Ayrıldı. Evet, ayrıldı. Ama inebilir. Güneş de tam buraya vuruyor. Karanlık oldu. Evet kuşlarımız iniyor. Bu ne kelebek mi dönek mi ne o ya? Dolapçı. Biz de yerde beslemeye devam edelim. Vallahi görünce böyle imreniyorum ya. İmrenmiyor değilim yani. Lan güneş vuruyor oradan. Gözükmüyor. Güneşi buraya aldığım zaman daha güzel olacak. Şahane olacak. Çok iyi ya. Salmaya bittim ya. Aynen. Baksana. Bizim İbrahim de maşallah iyi bir usta biliyor musun? Yani kafa çalışıyor. Salma çok güzel ya. Aslında yukarı biraz daha büyüseydin. Nereye? Üst
tarafa yapılabilirmiş bir salma. Yani, yani yukarıyı biraz daha yükseltip de mesela yukarıda gezebilirdi hayvanlar. Aynen. Alıştıracağın kuşları bile koyabilirsin, en azından görürler çevreyi. Yani şimdi oraya yapıyorum, çıksın orada alışsınlar. Bu kurallarına haykırı. Uçaramazsın zaten. Ya şey ya, açık ya. Rüzgar bunu uçurmaz. Rüzgar aradan geçer gider. Evet, ama iyi ya, yukarı vidalamadın değil mi? Şimdi Mevran'a zarar vermez. Vidalama yok. Murat, nasıl indirdin bu kümesini? Nasıl yaptın? Vallahi çok malzemeyi güzel. Sizden aldık işte. Üç şey kişi bak, taşıdık. Kasma kırmızıyı çeksene. Beyaz boncuk takılmış yani. Maşallah. Hı. Maşallah. Arkadaşlar muhteşem bir kırmızı. Kuyruk renklerine bakın. Besleyecekseniz böyle kırmızı besleyin. Çok hafif, biraz mat ama çok güzel bir kırmızı. Rengi mükemmel var. Ya Erdem, aslında Levent abi bugün dedi ya, böyle siyah parlak bir tane kara tipe vuracağım. Evet. Ya kuş parlak olursa olabilir yani. Kaçak yakalayalım dedik ama. Evet, Mardin'in takmasını çek. Akşamı Murat'la tamamladık. Kasım, ne diyorsun, ufak ufak gidelim mi? Aynen. Bizden de bu kadar. Murat kardeşim, başka zaman. Ağırladığı için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu aralar biliyorsunuz malum hastalık var. Koronavirüsü. Buna rağmen geldik. İşimiz vardı. Hem dedik ziyaret hem ticaret yapalım. Geldik kardeşimizin yanına. Kanala abone olmayı unutmayın. Murat kardeşimin yeni videoları gelecek ha. Bu daha fırtın öncesi sessizlik. Fırtın öncesi sessizlik. Gördün mü? Kaçak mı? Ha, o yüksek binaya mı konuyor? Gelmez herhalde ama akşamüstü gelen kuş kesin iner. Bak yine oraya konmadı. Kuş böyle yalpalı uçuyor. Mardin mi acaba? Olabilir. O binayı çok seviyorlar ya. Bayağı yüksek. Ali de uçurdu. O binada güvercin mi besleyelim, onu mu diyorsun yani? Arkadaşlar kalın sağlıcakla, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanala abone olmayı unutmayın.